Yeni stratejin şu mu? Evde güzel ve güçlü kadınları ezerek, aşağıya çekerek, onların üzerinden prim yaparak senin deyiminle gündeme senin, mi gelmeye çalışıyorsun? Senin bana bu cümlelerin inan yakışmaz. Benim üzerime bol olur. Ben sana söyleyeyim. Gündeme mi ben kadınları kesinlikle gündeme gelmeye çalışmıyorum. Sen gündeme ben kadınları ezmem. Ben kadınlara bağırıp şu çağırmam. Şu yaptığın ne peki? Tamam. Eğer bak, benim ses tonum bu. Benim ses tonum. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Benim ses tonumu bastırmaya kalkarsan benim ses tonum da çok güçlü. Ya bastırmıyorum. Sen bak, sen farkındaysan ben senin yaptığın olaylar üzerine eleştirirken sen bana hep böyle bir kulp takmaya çalışıyorsun. Yok ne? Kadınları eziyorsun. Yok kulp işte şöyle yapıyorsun. Kulp takmıyorum. Şimdi konuşuyorum. İlk defa seninle kulp burada konuşuyorum işte. Ben. Bak, çok özür dilerim lütfen. Bir tartışıyoruz. Bak. Kadınlara yok bilmem ne yapıyormuşum da şöyle yapıyormuşum da egomdan falan bahsediyorsun. Evet. Bak. Mehtap ağlarken onu ben teyzeyim ve onu ağlatan da canım sensin. Benim, canım benim. Ben sen benim Mehtap'ın ağladığını dahi bilmiyorum. Arkadaşım bile olamazsın ne demek ya? Sen her gün haber TV'lerde misin? Gündemde misin? Hayır, katların yatları mı? Neyin şey neyin var? Katları yatları olan, TV'lerde olan, parası olanla ne alakası var eşit olup olmamanın sen ya? Sen kadınları bize olan davranışın burada. Tamam da benim ego, sen benim egomu hissettin mi? Sana ego yaptın mı Metem ben bu zamana kadar? Erkeklere gösteriş yapıyorsun, kadınları savunur gibi davranıyorsun ama bizlere de sen o zaman sen bizlerin üzerinden oynuyorsun. Güçlü ve güzel kadınların üzerinden sen gündeme gelmek istiyorsun arkadaşım. Bu kadar basit. Sen de mi öyle düşünüyorsun? Kesinlikle hayır. Mehtap ağlamıyor muydu? Ortada kızıştıracak hareketler yapma ki. Ben deminden sana karşı burada bir şeyler söyledim geç. Mehtap'ın ağlıyor olması beni ilgilendirmiyor. Tamam mı? Mehtap'la... Şahin üzgünken o çocuğun kalbi kırıldı diye Şahin'i savunup üste çıkmaya çalışan adam şimdi Mehtap'ın ağlaması beni ilgilendirmiyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Hani kadınları savunuyordun. Artık ne oldu? Konuşabilir miyim? Mehtap da şu an bana neden ağladığını bile anlatmamışken benim Mehtap'ın ağlamasıyla niye ilgileneyim Gamze Hanım? Onur. Ha? Senin yüzünden ağladı diyoruz ya. Ya sana bir şey söyleyeceğim bak Gamze. Senin yüzünden ağladı diyoruz. Ne oldu? Şimdi ben geçen hafta eğer senin yaptıklarına karşılık verseydim şu an galiba benle tartışmayacaktın yok, ki. Yok, ki yok, buradaki yok, çocukların yok, hepsi yok, bak yok. Buradaki çocukların hepsi bana zaten bu senaryoların hepsini geçen haftadan söylediler. Abi Gamze böyle yapacak. Abi Gamze şöyle yapacak. Bak göreceksin. Abi yapma dediler ama şu an yaşıyorum zaten. Bak şu an ben seni asıl Gamze'yi şimdi görüyorum biliyor musun? O zaman bak, neden söylemiş olabilirler? Bak, sen bana dedin hiç düşünmeye bile gerek yok. Bak, görüyoruz ve yaşıyoruz. Sen bana dedin ki eleştiriler var dedin ama ben seni konuşarak tanımak istiyorum. Evet, insan olarak tanımak dedin. İstiyorum değil seni mi? O zaman bunu söyleyen arkadaşlar evde gelinler tarafından biz ikimiz birbirimize çok yakıştırıldık. Erkekler tarafından da benim seni beğendiğim işte Gamze kafayı takarsa Onur'la olur güzel bir ilişkiye başlar. Kıskanmış olamazlar mı? Eğer bir insan kıskanırsa bir insanı eleştirir, anladın mı? Kıskanmazsa arkadaşım, zaten umurunda olmaz. Arkadaşım ben de işte ön yargı yapmadım. Geldim seni bir şekilde bak sen buradaki her... Sen ne strateji uyguladın? Nasıl gündeme Gamze, gelirim? Bak, nasıl Gamze, ön plana eğer çıkarım? Eğer beni dinlemezsen ben hiç öyle bir şeyler yapmadım. Her şey ortada. Strateji de uygulamadım arkadaşım. Aa. Tamam mı? Kadınların üzerinden prim de yapmıyorum. Hiç egolu bir insan da değilim. Beni tanıyan çok iyi bilir. Yapısal bir duruşum varsa bu sana ego olarak geliyorsa gelsin. Zaten sana gelsin. Ondan benim değil. Hiç sıkıntım bak, yok. Bak, sana şu dakikadan sonra gitti. Sana şu dakikadan sesini sonra egonun babası gelsin tamam mı? Ses, hiç ilgilenmiyorum. Sen beni dinlemediğin sürece Gamzeciğim. Sen beni dinlemediğin sürece benim sesim böyle tavana kadar yükselir. Anladın sen mı? İstediğin kadar sesini yükselt beni hiçbir zaman bastıramayacaksın anladın mı? Bu evde tamam. Aşk kazanıyor, mütevazilik kazanıyor, efendilik kazanıyor. Akıl oyunları, stratejiler kazanmıyor canım. Ünlü olma yarışma programı değil yok, burası. Yok akıl oyunu da kazanıyor. Adnan, ya bak kalkıp Adnan çok gitme. İyi kazanıyor. Bak Gamze kalkıp gitme. Tüm adaylar evine dönebilir. Ha, tamam. Teşekkür ederim. Yok, rica beni, ederim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gibi çok güzel şov için. Yaptın. Çok güzel şov yaptın teşekkür ediyorum. Tıpkı senin gibi. Bak çok güzel şov keşke yaptın. De görüşseydin. Hadi, hadi. Senden çok şey öğrendim. Çok güzel şov yaptın hadi. Hadi bak kapı orada. Hadi bak. Ben zaten yani sen geldi. Sen kurulmuş gelmişsin canım ama. Ben kurulup gelmedim. Burada oynama yani git öbür tarafa. Bir şey söyleyeceğim ben bazılarınızı burada çok güzel ünlü olursun. Hadi, bazılarınızı burada çok güzel ünlü olursun. Hadi. Gerçekten seninle muhatap olunmazmış. Onurcuğum ben sana gerçekten, hak veriyorum. Gerçekten kadar... çirkinleşiyorsun. Onur seni evli yapacağım. Gerçekten... Evin üzerinden seni evli yapacağım. Canım beni hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Seni çok güzel zirveye zirveye çıkamamışsın, ünlü olamamışsın ama seni ben ünlü yapacağım. Bak, bayağı... Ben evde bunu çekiyorum işte her saniye. Hak verin bana. Dersini bayağı çalışmış. Arkadaşlar hepinizden gerçekten özür diliyorum. Yani hakikaten özür diliyorum. Yani lanet olsun. Gamze'nin yükselişlerini çok normal karşılıyorum. Çünkü eve geldiğimden beri babası benimle konuşmak istedi. Kendisi köşe bucak beni arıyor.
Şimdi durmadan benle uğraşıyor tabii. Bana yükselmeleri de normal. Son çırpınışları. Birazcık da acısı var galiba. Sen yeter ki sen...